Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kayseri programı yoğundu. Suriyeliler için Kayserili hayırseverlerin hazırladığı 20 tır dolusu insani yardım malzemesini bölgeye uğurlama törenine kadar katıldı. Türkiye olarak zor durumdaki insanlara hep ensar olduk olmaya da devam edeceğiz dedi. Başkan Erbaş ayrıca Kayseri'de üniversite öğrencileriyle de buluştu. Suriye'ye doğru yola çıkarmakta olduğumuz 20 tırlık yardım konvoyumuzu kazasız ve belasız bir şekilde yerlerine ulaştırmayı nasip eyle ya Rabbi. Dualar edildi, hayırseverlerin hazırladığı yardım malzemeleri Suriye'ye uğurlandı. Kayserili hayırseverlerin yardım tırları yola çıkıyor. Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yükümüz kardeşliktir diyen 20 tır Suriye'ye doğru hareket ediyor. Yardım tırlarının Suriye'ye uğurlanması öncesinde düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. O yarışanlar var ya yarışanlar, hayırda yarışanlar, işte Allah'a en yakın olan onlardır buyuruyor. Rabbimizin bu ayet-i kerimesinin tecellisini görüyoruz burada. Hayırda yarışanların doldurmuş olduğu tırlar gıda maddeleriyle, yiyecek maddeleriyle mazlum mağdur insanların yanında yer alarak nasıl hayırda yarıştıklarını burada görüyoruz. Erbaş ensar olmanın önemini ifade etti. Bizim milletimizin esasında en önemli isimlerinden birisi ensar olabilmektir. Savaşlardan dolayı Anadolu'ya sığınan Iraklı, yine Suriyeli kardeşlerimizin bundan 6-7 sene öncesinden itibaren gelen ve bize sığınan kardeşlerimize ensar olmuşuz. Kayserili hayırseverler son 2 yıldır her ay düzenli olarak Suriye'ye bu şekilde yardım gönderiyor. Son gönderilen yardım tırları un, yatak ve gıda malzemelerinden oluşuyor. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi aracılığıyla şimdiye kadar Suriye'ye gönderilen tırların sayısı 389'a ulaştı. Başkan Erbaş, Erciyes Üniversitesi'nde de üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Müslüman ol kimsedir ki diğer Müslümanların, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Emniyet olmazsa birlikte yaşama ahlakı, hukuku, kültürü oluşur mu? Bizim ismimiz esasında yeryüzünde insanlar barış içerisinde ahlaki temellerini oluşturarak nasıl yaşamaları gerekiyor? İsmimiz esasında bunu ortaya koyuyor. Erbaş'ın açılış konuşmasını yaptığı Sabancı Kültür Merkezi'nde 4. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nun konusu olan birlikte yaşama ahlakıydı. Bütün peygamberler birlikte yaşamanın temellerini atmak, insanlara iyiliği tebliğ etmek, İslam'ı tebliğ etmek, kabul edenleri başının üstüne koymak, etmeyenlerle de birlikte yaşamanın prensiplerini, ilkelerini oluşturmak noktasında hareket etmişlerdir. En büyük örnek Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Mekke-i Mükerreme'de 13 yıl boyunca tebliğini yaptı. Pek çok sıkıntı ve zorlukla karşılaştı. Başkan Erbaş, İslam dünyasına mezhepçilik fitnesiyle zarar vermek isteyen Batı'ya seslendi. Müslümanları bu fitneye karşı uyardı. Ne olur şu anda İslam dünyasında çıkarılmak istenen mezhepçilik fitnesine odun taşımayın. Çünkü insan insandır. İnancı, mezhebi ne olursa olsun. Büyük bir fitne var şu anda İslam dünyasında. 100 sene önce ırkları birbirine kışkırtarak, 1000 senedir farklı ırkları bir arada yaşatan İslam medeniyetini 40 parçaya, 50 parçaya ayırdılar. Irkçılık fitnesiyle. Bu yetmedi. Bir medeniyetin 40-50 parçaya bölünmüş o küçük parçaları da şu anda mezhepçilik fitnesiyle parçalanmak isteniyor. Buna Müslümanların, sadece Müslümanların tedbir alması yetmez. Bütün insanlığın bunun için tedbir alması lazım. Diyanet İşleri Başkanı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı da makamında ziyaret etti.